Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda akvaryumdaki adi salyangozlardan nasıl kurtuluruz konusunun birincisini işleyeceğiz. Aklımda 2-3 tane teknik var. Onları sizlerle paylaşarak da deneyeceğim. Bakalım en etkili formül hangisi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bugün Amazon'dan sipariş ettiğim Almanca'da ismi Schneckenfalle, yani salyangoz tuzağı diye geçen şöyle bir cam alet. İçerisine mama koyuyorsunuz. Balık yemi ya da karides yemi, herhangi bir yem koyuyorsunuz. Bu adi salyangozlar bu deliklerden girip mamayı yemeye çalışırken tekrar dışarı çıkamıyorlar. Ondan sonra içinden çıkarıp bunları toplayabiliyorsunuz. İlk yapacağımız formül bu. Ben içerisine Velsey'lerinden, yani plako tabletlerinden kullanacağım. Çünkü bu yavaş yavaş çözülecektir. Şimdi ağzını açalım. İçine bir tane tablet yem atalım. Evet, tablet yemimizi attık. İçine biraz akvaryumdan su alıyoruz. Almasak da içerisinde zaten girecek. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı da kapattık. Yemi biraz çalkalıyorum böyle toz haline gelsin. Sonra akvaryumun içine ağız kısımları görünecek şekilde, evet, böylece bıraktım. Şimdi size bir de bunu neden yaptığımı göstereyim. Acayip şekilde bir adi salyangoz üremesi başladı akvaryumda. Gördüğünüz gibi. Bunlar sadece görünen kısmı. Hatta burada filtreye sıkışmış olup ölenler de var. Çok fazlalar, yani her yerdeler. Bunların bir zararı yok. Tek zararı görüntü kirliliği. Ben de öyle bir şey olsun istemiyorum. O yüzden buradan çıkarıp öteki akvaryumları alacağım. Bunların hatta zararından çok faydaları da var denebilir. Alg yiyorlar. Ama görüntü kirliliği işte. Her yerde vallahi böyle tane tane. Şu kısma bakarsanız mesela bayağı fazlalar. Bu salyangoz türü akvaryumda çok çabuk çoğalabiliyor. Bunun en büyük sebebi balıkları fazla beslemek. Balıkları fazla beslediğimizi böyle anlayabiliyoruz. İlk akvaryuma gelmesi ise bitkilerden. Yani bu benim kullandığım ilk kurulum videosunu izleyenler görmüştür. Hepsi vitro, in vitro kutusuydu. Şöyle göstereyim.
Hepsi böyle kutuda yani. Bunlar şeyde üretilenler, laboratuvar ortamında üretilen bitkiler. Yani bunlar garantili aslında. Alg ve salyangoz içermediğine karşı garantili. Ama ben buradan birkaç bitkiyi diğer akvaryumdan getirdiğim için, mesela Pogostomen helferi, Alternatera reinicki, bu Rotala hira, Rotala valiçi, Rotala rotundifolia, Rotala macrandra. Bunları diğer akvaryumdan getirdim. O yüzden bunlarla gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü öteki akvaryumda da var. Orada çok görünmüyor akvaryum çok olduğu için. Pardon, akvaryum büyük olduğu için. Çok görünmüyor. Ama burada çok göze batıyor. O yüzden aklımda 3 tane formül var. Bu birincisi. Şimdi bu kabı koyduk. 24 saat sonra ne kadar yakalamışız? Onu da sizlere göstereceğim. Yeni 4 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, aradan 24 saat geçti. Ve bu tuzak hiçbir işe yaramadığını gösterdi. Bırakın içine girmesini. Dışında bile gezen salyangoz göremiyorum. Mama içerisinde çok farklı bir renk hali aldı. Ama maalesef hiçbir işe yaramadı. Her yerde salyangozlar var ama o tarafa hiç giden yok. Gördüğünüz gibi bitkilerin üzeri de salyangoz. Ama bu camın üzerinde henüz hiç gezen olmadı. O yüzden içine giren de yok. Bakalım bir gün daha bekleyeceğim. Olacak mı, olmayacak mı? Ama hiç zannetmiyorum. Yirmi saat sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, geldik ikinci güne. Aradan 50-55 saat geçti toplamda. Ve bir tane bile salyangoz tuzağa falan yakalanmadı. Bu demek oluyor ki bu işlem başarısız geçti. Demek ki ne yapıyormuşuz? Ben sizi uyarıyorum. Bu aleti görüp de almak isteyenler sakın almasın. Bir işe yaramıyor. Salyangozlarımız çok rahat bir şekilde gezmeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi bitkilerin üzerlerindeler. Monte Carlo'nun üzerleri dolu. Bu erektuslar dolu. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu çıkarıyoruz. Evet, yere düşürdük. Sağlamlığını da test ettik. Kırılmadı. Alet işe yaramıyormuş. Bunu denedik, gördük. Ve siz sevgili takipçilerimle de paylaşmak istedim. Zaman ayırıp seyrettiğiniz için teşekkürler.
Videoyu beğenirseniz ve kanala abone değil de abone olursanız sevinirim. Yorum kısmında da görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Herkese iyi hobiler, iyi günler.